Yani recording de progress halinde. Hadi bakalım. Evet, gene geldik. Zurna'nın son deliğine yani. Burada 4700'e doğru. Oy oy. Burası denendi. Yani geçmişte de burada denendi. Burada bir daha denendi. Tutunmaya çalışıyoruz. Ortalamalar şurada. Yani 5031'de. Bu 50 günlük ortalama 5030 civarında. Bakayım. 5034. Ötekisi de 5137. Yani 100 puanın içindeyiz burada. Sıkıntılı alan burası. Şu alan sıkıntılı. Yani şu kısım, şu bölge sıkıntılı bölge. Eski trendine kavuşabilmesi için bu çizginin de yukarı yönde hareketle geçilmesi lazım. Yani buradan böyle gidip tekrar geri gelip ortalamayı test edecek. Ortalamanın üstünde kalacak. Şöyle yani. Bunu da yeşil yapalım. Ortalamanın üstünde kaldıktan sonra böyle şöyle yukarı doğru giderse 5700'e doğru yolcu olur. Ama ve lakin şimdi de öteki tarafı var. Ortalamaya geldi. Ortalamadan gitti. Ortalamadan bir daha gitti. Yine geçemedi. Eğer gene geçemeyip de buradan aşağıya delerse bu sefer o zaman şurada falan durmaz arkadaş bu. Yani böyle bir hareket bayağı sıkıntılı bir hareket olur. Yani buralarda 4500'de yani 4500'de zaten geldi oraya. Yani şuradaki dip zaten buradaki dibin 3'te 3 aşağı 5 yukarı hizası. Yani buralarda tekrar oyalayıp insanları ondan sonra bir daha aşağı giderse orada durmaz kardeşim. Sol taraftaki diplerden bir tanesi burada. Yani onun yanında burası da geliyor yukarı 50 haftalık. Yani şu anda cansiperane bir şekilde şu 20 haftalık ortalamanın üstünde tutunmaya çalışıyor. Şurada kırmızının üstünde 4600'ün üzerinde kalmaya çalışıyoruz yani. Şuraya kadar bir sarktı. Toparladı kendini. Bakalım ne olacak? Yani şurada bir kümelenme oluşmaya başladı. Bugün bir başka hikaye de yani konsolosluklarda falan ne oluyor? Yani 9 tane ülke konsoloslukları kapatıyor, yapatıyor, yok terör tehdidi varmış falan, şuymuş, buymuş. Ya bu ülke artık şerbetli. Yani sanki çok güzel, yani hiç o tehlikeler falan olmadan yaşanıyor da bu ülkede. Bu ülke alıştı artık. Zaten günlük hayatta herkes 3 aşağı 5 yukarı her an başına bir şeyler gelebileceğini biliyor. Yani burası öyle bazı ülkeler gibi değil. 8-10 milyonluk ülke gibi değil. Burada bir sürü ülke bu ülkenin üzerinde çeşitli oyunlar oynuyor. Oynar. Yani, o zaman sen de başka ülkelerin üzerinde oyun oynayacaksın. Yani kısasa kısas. Bu başka türlü yürümez. Yani devletler arası yani ilişkilerde kısasa kısastır. Öteki türlü kimse laftan anlamaz. Yani çok verici olursan bir süre sonra sanki senin görevin gibi olur. Hep devamlı beklerler. Yok öyle bir şey bu dünyada. Öyle elindeki kozları da çok iyi kullanacaksın kardeşim.
Sonuna kadar kullanacaksın. Nasıl piyasada sonuna kadar sineğin yağını çıkarmaya çalışıyorsunuz? Ülke olarak da öyle. Elindeki avantajı sonuna kadar kullanacaksın. Geçen sefer lafa inandın. Bir ülkeyi tekrar NATO'nun içine soktun. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Sözlerin hiçbirisi tutulmadı. Gene tutulmayacak. Somut şeyler alacaksın. Yani. Öyle mi? O zaman gel kardeşim. Mesela siyasete girersek İsveç mi? Girmek mi istiyor? Çok basit. Ufak bir test yapın. Gelsin en iyi 1000 tane komandosu İsveç'in. Gitsin bakalım Güneydoğu'ya. Bizimkilerle beraber bir operasyona gitsin. Bakalım görelim. Yani madem dostuz, madem NATO konsepti içinde, yani kavramı içinde, yani ülkeler birbirine yardım edecek. Tamam, buyurun Odri Meydan, bir görelim bakalım. 5 tane Sıhhiye elemanını göndermek iş değil ki. Yani katılıyor. 10 tane Sıhhiye elemanı, 3 tane bilmem ne roket atarın eğiticisi falan filan. Geç o işi ya. Sahneye çık, sahneye. Burada da tabii ortam seçim var, o var, bu var. Yani ortam biraz karışıyor. Sene sonu rallisinin Ocak 15 Şubat ilk haftası arasında sıkıntıya gireceğini söyledik. Ama hepimiz kaçabildik mi? Gene kaçamadık değil mi? Kaçamadık. Gene sağda solda paraları bıraktık. Kaçamıyoruz. Yani zor hocam, anlıyorum yani. Herkes kaçamıyor, biz de kaçamıyoruz. Kaçılmıyor yani. Bir şekilde kaçmak lazım. Gene bir yerlerde bir şeyleri bırakıyorsun. Değil mi? Kertenkele gibi kuyruğu bırakacaksın, kaçacaksın. Dert burada şu. Bu endeksin aşağı gidişinde hayale, hülyalara kapılmayın. Endeks %15 gitti ya. Bir sıkıntı yok. Normal düzeltme. Biz bunu deriz. Analistlerin çoğu bunu diyecek. Öyle zaten. Endeks %15 gitti. Ne yaptı abiciğim? 5700'dü. 4600'e geldi. Kaç puan gitti? 1100 puan. 6000 puanlık bir yerde 1100 puan yaklaşık %18 falan eder. %20 olsa 1200 puan edecek. %18 falan. Endeks 18 gidiyor da. Sen bir de kağıtlara gel. %40, %50, %61.8 kazancın böyle büyük oranda geri veriliyor. Yani senin overall bir anda gidiveriyor. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor? Yani açıklaması da yok. Ne oluyor yani? Bunu bilin. Endekse bakmayın dedim uzun süre. Yani bir yana da söyledim. Bu endeksin gidişatını hiç beğenmiyorum dedim. Karnıma sancılar geliyor yukarıya doğru giderken. Niye? Çünkü kağıtların çoğu artık yeni zirvelere gitmiyor. Endeksi bahane ederek mal veriliyor. Tüpraş yukarıda, Türksel bilmem ne, onu alıyor, bunu veriyor. O arada mallar dağıtılıyor demek ki. Arkasından çıkanları da aşağıya bastı mı, zaten gidemeyen, yani yukarı endeks giderken gidemeyen de, bu sefer endeks aşağı gelirken daha beter oluyor. Tam tuş oluyor. Şunu kafaya sokalım. Bu kırmızı var ya, bu kırmızı. Bu 20, 21, 22. Neyse, günlük ayağında lütfen kredileri boşaltın. Lütfen değil artık. 10 emir gibi, 11. emir gibi yazacağım buraya. Boşaltılıyor. Kredi boşaltılıyor. Bitti. Üzerine çıkarsa tekrar denersin. Ama altına tekrar iniyorsa gene boşalt. Portföyün yarısını da boşalt. 50'nin altına gidiyorsa boşalt.
Hocam şimdi şuradan böyle yukarı giderse alın diyorsunuz. Al. Ama ortalamanın altına. Buradan böyle tekrar gidiyorsa bırak. 2-3 kere fazla alışveriş yapacak. Ne yapın kardeşim? Yani kara mizah gibi olacak ama siz yapacaksınız ki ben de maaş alacağım. Boş ver maaşımı. Bırak para kaybetme. 2 defa, 3 defa, 10 binde bilmem kaç. Ya versen ne olur? %1 kaybetsen bize komisyon, %1 versen ne olacak? Kaç? %38, %40, %50 gidiyor para. Boş ver. Cimriliğin zamanı değil orası. Elin gidecek şu tuşa ya, lanet tuşa. Tak diye basacak. Nereye giderse gitsin. Çünkü böyle durumlarda uçup kaçmaz. Fed. Geç. Fed'le alakalı bir şey yok artık. Yani Fed'in hikayesi 25 daha arttırır, marttırır. Onu zaten piyasalar satın aldı. Başka yere dağıldılar bile. Altın, altın, gram altın, dolar, ons altınla beraber. Dolar TL'ye de bakma 18.80'i, ne 18.80'i? Bugün gittik 100 dolar kaç para dedik? 19 lira 10 kuruş dedi. 100 dolar. Belki çok fazla alırsan indirirler belki ama ya fazla da inmez. 18.80 değil ama. Değil yani. Bankada kaç bilmem. İş güç için alıyorsun bazen. Birine bir ödeme yapıyorsun. İşte bir şey geliyor. Ne bileyim kolonya, ıvır zıvır, yurt dışından birisi bir şey getiriyor. 200-300 dolar verildi. Dolar alıyorsun, dolar vereceksin abi adama. TL'ye, ML'ye çevirmeyeceksin. Gidiyorsun fiyatı öyle öğreniyorsun. Gerçek fiyatı. Burada da yani burada bir sıkışma alanındayız. Yani buradan 6.500, 7.000 falan 10 gün içinde çok muhteşem bir değişiklik olması lazım. Bir şey olması lazım. Öyle gidebilmesi için. Şu alan, şu boşluk yani en iyi ihtimalle keşke bu boşluk dolsa. Ama fiyatlar da aşağı gitmese yani yatırımcının elindeki mallar. Burayı ileri geri hareketlerle doldururken öteki tarafta yan tahtalarda malları daha da aşağı verirlerse o zaman buradaki gidiş gelişi hiç istemiyorum. Bundan aşağı doğru çakılırsa çakılsın. Yatırımcı da çaksın malı bitsin gitsin. Aşağılarda bir yerde toplarız. Yeniden alırız. Kısa vadeli olarak ama konuşuyorum. 2024-2025 için konuşmuyorum. Yani bakıldığında dolar bazında gene bazı kağıtlar ortalamalara doğru yanaşıyorlar. Öyle bakın. Yani haftalık dolar bazında bakın, aylık dolar bazında bakın. Nerelere gelirse 2-3 senelik pozisyon tutarım. Onlara bakın. E hocam para kalmadı ki pozisyon sıkıntı da orada. Yani malın üçte birini, dörtte birini, yarısını falan bırakmayı bilmiyoruz. Hep yukarı, hep yukarı. E doğru. 3.700 de bıraksaydık, burada bıraksaydık, tamam bıraktık. Buraya geldi. 50 günlük ortalamaya geldi. Gitti mi altına? Gitmedi. Gitmedi. Burada sattığımızı hocam tekrar ortalamaların üzerinde buralarda aldık. Alamadık. Alacaksın. Alamadık diye bir şey yok. Ortalamaların üzerinde kağıt tırmanıyor. Endeks. Burada gene sıkıntı var. Ha, buralarda kredi taşıyabilir misin? Taşı kardeşim. Yeter ki 20 günlük ortalamanın altına gittiği zaman krediyi boşaltmasını bil. Bu kadar atar tutar yeter herhalde herkese. Zaten milletin yarası var. Ben de tuz basmayayım. Ama yani bir şeyleri de öğrenmemiz için tep tokat yemeyelim arkadaşlar. Ben artık ona inanıyorum. Yani anlat 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 olmuyor. İlla yaşayacak yani. O eli meli sobaya değip cız olacak yani.
Başka türlü anlamıyor tehlikeyi. Neyse hepimiz üç aşağı beş yukarı aynıyız. Ya sen öyle yapıyorsun, ben de yapıyorum, o da yapıyor, bu da yapıyor. Hep yapıyoruz ya bunları. Biraz daha kazanalım. Şurada zarar ettik. Hah, şimdi biraz daha giderse o zararı çıkaracağız falan. Klasik. Yani ben şu masanın bu tarafında da oturdum. Öteki tarafında da oturuyorum. İki tarafındayım ben bu masanın. Neler olup bittiğini çok iyi biliyorum. Yani sesimi de çıkarmaya çalışıyorum. Bir takım şeyleri artık anlatamam. Ama size zarar veren kardeşim, bir kurum size zarar veriyorsa devamlı, sizin aleyhinize çalışıyorsa, o zaman siz de gerekeni yapacaksınız. Biz ismi üstünde acarız. Acar yani. 30 senedir burada. Hüseyin'i bilirsiniz, patronu bilirsiniz. Patronluk bile yapmaz. Abidik gubidik işlerde de değiliz. Büyük spekülatörlerle oradan al, buradan ver, indir, bindir. Ya elimizden geldiği kadar para kazanmanız için uğraşıyoruz ama her dediğimizde çıkmayabilir arkadaşım. Bilsek zaten bugün yani bütün elemanlar herhalde dünya turundaydı. Bitti. Emekliye ayrılmıştı. 35 yaşında, 40 yaşında herkes dünya turundaydı. Zengin olmuştu. O kadar bilemeyiz. Ama bazı şeyler gerçekleştiğinde yapmanız gereken şeyler var. Onları da not alın. Deneyin. 10 lot, 20 lot, 50 lot da deneyin. Yani 50 lot Ege Endüstri almayın tabii. Deneme tahtası değil burası. Ama 3 lira, 5 lira olan kağıtta git dene arkadaş. 50 lot al, 100 lot al, ver, al. Yani biz bakalım yani alıp satabiliyor musun? O bir antrenman lazım o iş için. Yani lafta kalmaması lazım. Şutu şöyle atacaksın. Öyle atacaksın da adamın o şutu çalışması lazım saatlerce. Tamam, atmasını biliyor ama atamıyor. Çalışmıyor ki. Belki nasıl atılacağını, nasıl hareket edeceğini öğretebilirsin ama sen onu yaşamadan, o işi gerçekleştirmeden, pratiğine geçmeden olmuyor bu işler. Evet. Endeks böyle. Diyelim. Uymadalım. Evet. Ne var burada? XU. Haftalık. Bu da burada. Nereye kadar geldi? %23.6'nın olduğu yere kadar geldi. 20 haftalık ortalama da burada bekliyor. Yani burası son kale. Yani burası düşerse sıkıntı olur. Ben şu aralıkta daha 2-3 ay geçebilir diye düşünüyorum ama şartlar değişik. Yani buradan yukarıya doğru fazla gidemeden bu son kalenin altına gidersek bilmiyorum trend çizecek mi? Böyle gidersek aşağıya işte o zaman iş yani çarşı karışır. O zaman çarşı karışır. Ama benim tahminim buralarda şöyle seçime kadar böyle dolaşıp durması. Yani 3 kuruş para kazandınız ya, piyasa onu sizden almayı deneyecek. 1, 2, 3 şeklinde bir şey yapıp şöyle burada 1, burada 2, burada 3 yuvarlanıp şu tepe geçilirse, şu tepeleri birleştiren çizgi, o zaman tekrar yukarı gider. O zaman tekrar başka bir şey oluyor demektir. Piyasa tekrar yukarıyı fiyatlıyor demek. 5700'ü denemeye gider. Geçerse 6000'in üstüne doğru tırmanır. Buna biraz zaman geçecek diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunun altına gidiş hele böyle burada biraz vakit geçirdikten sonra
Böyle olursa kaç kaç. Buralarda bir yerde bekle. Ama şimdilik iki, yani bir iki ay en azından bir müsaade edelim. Buralarda dolaşır diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak ama. Yani dolaştıktan sonra böyle bir hareket, dediğim gibi 1-2-3 bir yandan da Toboya döner. Solumuz baş sağ şeklinde. İnşallah böyle olur. O zaman buradan kopuşta yukarı tarafa 6200'lere falan doğru hareket olur. Göreceğiz. Evet. Trendi sil. Bunları sildik. Ötekisi burada. Burası 245'ti. Burası 245 değil artık. Nereye geldi? 238'e geldi. Bunu sildik. Burada 225 bekliyor. Burası Golden Cross. Yukarı doğru geliyor, tırmanıyor. Daha burada vakit var ama. Şu alan dolabilmeli. Müsaade edin yani. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 5 nereden baksın? Hadi burayı sayma. 1, 2, 3, 4. 5 aydır yukarı gitti. Siyah bir mum oluştu. Yutan gövde. Bir önceki gövdeyi yuttu. Yutucu gövde. Arkasından siyah. Şimdi buralarda bence biraz dolaşır. 2-3 tane daha mum lazım oraya. Beyazlı siyahlı falan git gel. Bu trend hala burada dirençle karşı karşıya. Çünkü burası geçmişteki tepe 309 da var. Buradaki tepe de var. 305'e kadar geldi. Bir de 324 var. Burası aynı zamanda bu tepeden başlayan burada biten düşüşünde %50'si. %50 geri geldi Fibonacci. Orası da geldi sıkıntılı işler yapmaya. Şu çanağın yukarı yönde katlanması bu 2030'lara doğru da olabilir. Böyle gittiği anda büyük çanağı tamamlayacak. Göreceğiz. Evet. Bankalar zarar ziyan edecek diye onları veriyorlar. Onları da verdikleri nokta burası. En düşük 205 değil. 192'ye indi. Yani 100'den 291'e çıktı, 192'ye indi. Fibonacci'cileri tatmin edelim. Çıkış burada bitti. Nereye kadar gelmiş? Buradan başlayan çıkışın, burada biten çıkışın %50'sine gelmişiz. 61.8 nerede bekliyor? Tam burada bekliyor. Bir taban daha yapın. 61.8'e gelsin bari. Hadi. Alırız. Ben alırım. Ondan sonrasına bakacağız. Borsacıysa uzun vadeli zarar ziyan. Yani bankalar konusunda büyük bir problem var da bizim haberimiz yok. Ya zaten büyük bir problem varsa geçmiş olsun. Kredi tarafları da geçmiş olsun derim ben. Faizler artacak. Evet.
Devlet tahvilleri var, evet. Oradan zarar yazacaklar. Tamam. Zararı kimden çıkaracaklar? Herhalde Mars'taki kant sahiplerinden değil. Yani Amerika'da yaşayan Amerikan vatandaşlarından da değil. Rusya'dan da değil. Çin'deki elemanlardan da değil. Bu zarar nereden çıkacak? Bir şekilde seni karşılayacaksın. Tıpkı her zaman olduğu gibi. Yani büyük ya. Fiyat aşağı iniyor. Tabana doğru veriyorlar. Neymiş? Yani 30 senelik, pardon, 1980'den beri alışveriş yapan naçizane bendenize yazıyorlar öyle. Yani gelecek satın alınır. Beklenti. Gerçekler satılır diye. Yani insan tabii yaşadıkça çok şeyler öğreniyor piyasada. Doğru. Göreceğiz. Yani orada da devlet eninde sonunda tıpkı Bernanke'nin yaptığı gibi bankaları, eğer öyle bir zararlı durum ortaya çıkarsa, krizin şaşalısını yaşamamak için bankaların zarar ziyan olan bölgesini kendi üzerine alacak. Geri tarafa yürü ya kulum diyecek. Amerika yaptı bunu. Yani gidin bakın 2008 krizi Bernanke bankaların problemini nasıl çözüyor? Yani Google'a girin bilin, bir şeyler okuyun yani. Zaten sonra vaktim yok anlatacak her şeyi. Gidin bakın. İyi banka, kötü banka ne demek? Gidin bakın 2008 krizinde. Evet. Yani buralardayken falan o endeksi götürüyordu. Şimdi burada, şimdi de endeksi aşağı götürüyor. Ama aynı zamanda bence büyük bir toboya gidiyor burası. Sol omuz baş, sağ şeklinde. Endeks oradan koptu yatay alandan. 4 senelik yatay alandan. Bu daha kopamadı. Bu daha 291-310. 310'u bile geçemedi. Şimdi 20 aylık ortalamaya doğru geliyor. 50 aylık ortalamada zaten şurası. Bakalım ne yapacak? Evet. Kağıtlara gelince. Ben söylemeyeyim de millet hangi kağıtları istiyorsa onları söylesin. Oradan yürüyüp gidelim bakalım hızlı hızlı. Peki hocam, ben size hemen söylüyorum. İlk sorumuz natural gaz. Yani orası zamanında şeyle gitti. Spekülatör aldı götürdü. Doğa yeni halka arzlardan. Yani tabii. Şuradan götürdü. Oradan sonra çaktı. Şu alana bakın. Yani 2021-2022'nin ta ortalarına kadar şu alan boyunca böyle büyük bir çanak oradan da patlattı yukarıya. Kağıt tekrar buraya geldi. Doğalgaz fiyatlarında da zaten anormal bir düşüş var bütün dünyada. Müthiş bir düşüş var. Bakmayın bizdeki fiyatlara. Yani bizde fiyatlar her zaman dışarıdaki fiyatlar yukarı giderken yukarı gider, aşağı giderken dışarıdaki fiyatlar hiç aşağı gelmez. Göstermelik gelir. Yukarı giderken 150 kuruş gider, aşağı inerken 25 kuruş iner. Örnek, Brent 130 dolara gitti. Brent şimdi nerede? 85, 83 falan. Çıktığı yer neresiydi? 65 dolar. Kardeşim 65 dolardan 130 dolara %100 yaptı. Anladık dolar bazında. Dolar da ikiye katladı. Onu da anladık TL'ye göre. Etti sana 4 kat. Tamam, dolar şimdi TL'ye göre bir yere gitmiyor. Eyvallah. Ama Brent neredeyse geçenlerde 75 dolara indi ya. Çıktığı yere geliyordu. 10 dolar daha düşse 65'e gelecek. Fiyat
Dolar da gitmiyor, TL kuru ama fiyat orada duruyor hala. Tabii. Devlet o işten para kazanıyor. Onun için durur. Burada da büyük bir tepe oluştu şurada. Orası aşağı yönde. Şöyle yapalım. Düzeltme yaşıyor. Nereden başladı rally? Buradan diyelim. Burada son bulsun. Ülkenin zıpladığı yer burası. Yani şu nokta 25,5. Kağıt nereye geldi? 27,5'a. Şimdi böyle durumlarda illa 25,5'u beklemezsin. Ya alacaksan 25,5'ta 27,5'ta 10 tane alırsın. 27'de 20 tane alırsın. 26,5'ta efendim 50 tane alırsın. Yavaş yavaş aşağı geldikçe bir şeyler yaparsın, bir kademe. Yani önce az alırsın, sonra fazla gittikçe fazlalaşır ki bir ortalama yarat. Ama bunun altına gidiyorsa da zaten ağırlığı burada yaptın, çoğunluğu. Bunun altına gidiyorsa da tekrar almak kaydıyla, yani böyle indi. Şurada bir yerde sattın. Böyle çıkarken tekrar almak kaydıyla bunun altına gidiyorsa satacaksın buralarda. Çünkü buraya da gelebilir. Belli olmaz. Ama iyi yaşadı. Aşağı yönde bir düşüş. Bence direnç ortalamaların biraz altında. Şuradaki diplerde. Burada kaldı millette mal. Çıkar gibi yaptı. Bakın ortalamaya değdi. Ortalamaya bir daha değdi. Bu iki dibi aşağı yönde tarayınca sol taraftaki boşluklar kapandı. Daha tam kapanamamış gerçi. Şuraya gelmiş olsa kapanacak 27'ye. 27.40'dan falan filan dönüyorken durulmuş. Bunun tekrar yukarı gidip biraz orta vadeli düşünürse buraya gelmesi lazım. Toparlanabilmesi için. Bak gelecek demiyorum. Bana göre eğer burada bir dip oluşturacaksa bu hareket şöyle olur. Burada sol omuz olur. Burada baş olur. Baş kısmı. Burada da sağ omuz olur. Evet. Şu hareket buradan geçilirken mal aldırır. Çünkü bu tobo. Bu tobonun da yüksekliği bu. Ters omuz baş omuzun. Bu buradan geçilirken şuradan bunun kadar yukarı gider. Beklenti nerede? Beklenti burası. Burası zaten şuradaki tepeye yakın kardeşim. Bu buraya kadar gider. Büyük çanağı tamamlar. Yani şöyle büyük bir çanak tamamlanmasına gider. Eğer burada bir yerde dip oluşturacaksa. Direnç 40 civarında, yani ortalamaların orada gelir direnç. 38'lerde aşılırsa 41 civarında satıcı gelir. Bir verir, burada durdurmaya çalışırlar. Durdurduktan sonra 41'i aşırtırlarsa yukarıya doğru 55'e bir kere daha gider. Ama bütün bunların gerçekleşmesi için piyasanın da toparlanması lazım. Bu hareketler piyasa 4600'ün altına gidip 4300, 200, 4000'lere doğru giderken bu hareket olmaz. Bu hareketlerin gerçekleşebilmesi için piyasanın da 5700'ün üzerine doğru o bahsettiğim çanağı tamamlayıp tepeleri birleştiren o çizgiyi kırıp yukarı yönde gitmesini bekliyor. Yani görmek lazım. O gerçekleşirse burayı da tetikler.
şu anda bir tepki çıkışı yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Öyle değil. Geçelim. Hocam sırada Aygaz var. Evet, burası endeks gibi. Yani endeks için ne dediysem aynısı geçerli. Dipler burada. Yani dikkat ederseniz bu dibin üstünde, bu dibin üstünde buralarda büyük bir kümelenme oldu. Yani şuradan itibaren hatta 2020'de burada da büyük bir çıkış yaşandı yani. Fiyat 20 günlük ve 50 günlük ortalamaların altında. Direnç 84 civarında. Şuradaki buradaki ortalamada. Bu da geliyor aşağıya doğru. Direnç burada. Bunun düzelebilmesi için şu lazım. Yani böyle bir çıkış lazım. Şu tepeleri birleştiren çizginin geçilmesi lazım. Ama böyle cılız bir ralliden sonra tekrar böyle olursa savulun. Hoş olmaz. Bir kere şuradaki dipler test edilir 64. Böyle bir kırılma yaşanırsa. Bunu böyle de çizilebilir. Bu trend, dipleri birleştiren trend çizgisinin kırılması da hoş olmaz. Böyle bir aşağı giderse o zaman 64'lere doğru gelir yani. Kısa vadeli hikaye buyken uzun vadede büyük çıkış buradan başladı. 10 liraların altınların 100 liraya kadar geldi. Bakıldığında nereden dönmeye çalışıyor? %23.6'nın olduğu yerde. Ama buradaki diplerin olduğu yer, böyle bir düşüş yaşanırsa, şuradaki diplerin olduğu yer 38.2. Büyük çıkışın. Kısa vadede nereden başladı çıkış? Buradan. Bununla bunu alırsa o nerede durabilir? Yine kısa vadede bakarsan burada da 38.2'nin olduğu yer ama normalde 50'ye kadar gelmiş bu. Şurada. %50'lik yer burada. Buraya bakın. 64'ün olduğu yer %61.8. Şuradan alırsan. Yani. İnşallah şöyle bir hareket yapar da bütün bunları alt taraftan bahsetmeyiz yani. Ama bunun olabilmesi için zaten böyle bir hareketin endeksinde 5700'ün üstüne doğru niyetlenmiş olması lazım. Yani ortalamaların üzerine çıkar, buradaki tepeleri birleştiren çizgiyi yukarı yönde geçerse tut kardeşim. Ama aksi takdirde bu tepeye yaklaşırken ortalamaların üzerine çıksa bile buraya gelirken buraya doğru gelirken satıcı gelir şurada. Ha, bunu aşağı yönde kırar mı? Kırarsa kork. Ama kırmazsa eyvallah. Bu destek çizgisi tutarsa düşüşü ortalama ile beraber daha fazla ümitlenebilirsin. Evet, geçelim. Hocam sırada Killer Holding var.
Kiler Holding. Evet hocam. Şu 21 olan herhalde. Tutunmaya çalışmış da. Görüntü biraz bozuk. Burada ikili tepe oldu. Hatta biraz zorlarsan omuz baş omuz bile diyebilirsin. Burada sol omuz, burada baş kısmı, şurada sağ omuz gibi. Yani şu alan içinde. Ya yok öyle boş ver hocam onu da. Bunu çizersen o da üçgen oldu. Oradan nasıl kopuyor aşağı? Cart. Patır kütür patır kütür. Oho, %50'ye geri geliyor çıkışın. Sonraki hamle önemli. Sonraki hamlede dikkat edersen buradaki tepelerde tıkandı. Ortalamaların üzerinde biraz gezindi mezindi ama kağıtta satış var. Şimdi tabii biraz %50'ye kadar gelmiş. Oradan bir tepki yukarı yönde veriyor. Piyasa da biraz tepki verdi. Şunu görürsek ortalamaların üzerine çıkan bir hareket. Yani 28'in plan üzerine. O zaman tamam derim. Yani alacaksan orada 23'e almak varken 22'ye almak varken niye 28'de alalım ki? Yalnız 22'ye aldığın zaman eğer hakikaten 28'e gideceğinin garantisi varsa sende git al. Ama 22'ye alıp 18'e düşüşü de yaşayabilirsin. Buraya kadar da düşebilirsin. %61.8'in olduğu yere. Belli olmaz bu iş. Yani bunun başka kağıtları da öyle. GYO'su bilmem nesi falan. Bunlar bir düştü mü? Yatırımcı da vallahi iliğini söküyor düşüş. Takılmayacaksın bunlarda. Kalmayacaksın yani kağıtta. Düşüşler sert oluyor. Şu anda bir tepki çıkışı yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Ortalamaya bak. 26.5'u geçiyor mu? Geçmiyor mu? 27'nin üzerine burada şunun üzerine çıkıyor mu? Çıkamıyor mu? Böyle çıkamayıp borsan aşağı, bu da aşağı giderse 61.8'de olur. Ama yok, buradan toparladı. Satış geldi. Fazla gitmedi. Sonraki çıkış, ha, o zaman tamam. Hadi bakalım. Şuraya kadar yolu var demektir. 31 civarına doğru. Orası da hemen geçilir mi? Buraya gelirse, buralara kadar, bence şu yatay alanı tutmaya çalışır. Yani yukarı taraf 31, aşağı taraf 25-26 gibi bu alanda böyle yan tarafa doğru gidebilir. Uzun vadede yatırımcının beklentisi tabii ki 35 değildi. Yani yatırımcımız genelde aldığı zaman böyle kağıtları, yani kağıtlar 90, işte 130, 280 falan olsun istiyor. İnşallah, keşke. Ama işte hani öyle lafları da var ya, hayaller Paris, gerçekler Londra veya neyse. Evet. İnşallah olur ama yani 90 liraya gelirse zaten birileri 9 katı falan para kazanmış olur. 10 katı para kazanmış olur. Şu anda maalesef trend aşağı doğru bel verdi. Trend aşağı yönde. Bir tepki çıkışı yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Onu izlemek lazım. O tepki çıkışının gücü kağıdı bakalım nereye götürecek. Evet, geçelim. Hocam, İş Bankası sorulmuş. Bankaların hepsi aynı. İş ve Yapı Kredi daha fazla gitmişti diğer bankalara göre. Yani hepsi ortalamalara doğru geri geldi. Yani 50 aylık ortalamalara doğru geliyorlar.
endeks gibi. Çiz burada da şu tepe, bu tepe, buradaki tepeleri, bu tepeleri. Bizim direncimiz bu kardeşim. Ana direnç de burada oluştu. Şöyle. 13.51'de. Burası da şöyle, dipleri birleştiren bu çizgi de 3 aşağı 5 yukarı burada kırıldı. Sıkıntılı bir durum var. Dip desteklerini ararsak bir tanesi burada 8.5'da. Bir tanesi de buradaydı. Kaç lirada? 9.65'lerde filan. Şimdi orada bir tutunma çabası var. Aşağı gitti, sonra toparladı. Ortalamaya doğru bir tepki hareketi yaşanabilir. Yani ortalamalar kırmızı, yeşili aşağı yönde kesmeye geliyor. İyi bir hareket değil. Fiyatın bunun üzerine çıktığını görmek lazım. Sonra buradan eğer satış gelirse de fiyatın ortalamaların üzerinde tutunduğunu görmek lazım. Bekle. Ondan sonra bu çizgi kırılıyorsa gir al. Çünkü 1, 2, 3. 3 tane dip oluştur. Bu çıkış sonuçlu sağ taraftaki dibin tutup tutmayacağını gör kardeşim. Şuralarda bir yerde. Yok. Tepki çıkışı yaşandı. Buraya kadar. Buradan tekrar aşağı gitti. Böyle bir görüntü. Bakın. Buradaki dipler kırılıyorsa burası veya daha da aşağı verirler. Majör diplerden bir tanesi burada. 7.5. 7.5'a gelince zaten kağıtta cılkı çıkmış oluyor. Değil mi? Şöyle bakarsan 2020'den alsak pandemiden. Pandemi burada. Böyle bakarsak pandemiden itibaren büyük çıkışa şu anda %38.2'ye kadar geldi. Döndü. Burada dipler var. Ama şurası %50'lik geri çekilme alanının olduğu yer. 7.5'un üstü. Yani burası bakıldığında 38.2 %50 %61.8 mühim mesela şuradan dönmesi. Yani buradan böyle ortalamanın üzerinde kalarak yani böyle bile olabilir. 1 2 3 yapıp ortalama şu şeyi geçiyorsa tepeleri birleştiren trend çizgisini buraya kadar gider. Orada verirler. Orada bir daha gelir. Bu sefer daha büyük. 10-13.5 arasındaki büyük çanağı katlamak üzere yukarıya doğru tırmanır ki o borsanın zaten 6.000'lerin üzerine gidişi demektir. Bakalım hangisi olacak. Ama bir yerde de stopu koyun kardeşim. Yani şuradaki diplerin olduğu yer, buradaki diplerin olduğu yer %38.2. Kaç orası? 9.11. Bugün nereye kadar geldi? 9.33'e kadar gelmiş. Evet. Bunu böyle bakarsan o buralara kadar geldi. 2018'deki tepeye kadar geldi. Neredeyse. Şimdi şuraya geliyor. Burası daha güçlü bir yer. 40 sent. Dolar 20 lira olsa 8 lira.
dolar 19 lira. İşte 7,5 falan. Burası kolay kolay kırılmaz. Dolar bazında iki tane ortalama var burada. Bankacılık endeksi bence hala yayılıyor. Tepelerde böyle. Bir, iki, üç, dört. Yani buralar kırıldı. Şimdi burası test ediliyor gibi geliyor bana. Turkcell'de falan da yaptılar. 16 liralara verdiler 24'ten. Sonra kağıt 40'a gitti. Gitmiyor derken 40'a gitti. Hikaye neydi? Turkcell'in gitmemesi lazım. Niye? 2-3 senelik bütün kontratlar yapılmıştı değil mi vatandaşla? Ve bu arada devalüasyon oldu %100. Ve Turkcell'in zarar yazması lazım. Yani ben de 150 liraya, 200 liraya ayda kontrat yaparken dolar 8,5 lirayken dolar 19'a giderse ben gene 200 lira veriyorum ama aynı dolar bazında aynı parayı vermiyorum Turkcell'e. E ne oldu? Kağıt 16'dan 40'a gitti. Borsada çoğu yatırımcının düşündüğü gibi düz mantık çalışmaz. Hep böyle ileriye dönük bir takım senaryolar çalışır. Yani böyle sizin kafanızdaki gibi düz mantık çalışmaz. Senaryolar çalışır. O senaryolar düzenlenir. O senaryolar üzerinden fiyatlar bir yerlere kadar gider. Sonra bir anda dağıtım gerçekleşir ve iş biter. Vuslat bir sonraki bahara inşallah. Geçelim. Hocam sıradaki hissemiz Ege Seramik. Ege Seramik. Evet. Ege Seramik herkesin girip çıktığı bir yer değildir ama ya. Orada tabii ki bir yıllardır bir spekülatör olsa gerek. Ekser. Evet. 42'den indirmiş 30'a, 30'u 29'a. İşte burada da tepe oluştu. Şurası önemli. Ortalamaların olduğu yer önemli. Onun altına giderse sıkıntı oluyor arkadaşlar. Tekrar ortalamanın üstüne çıkınca toparlarız. Sıkıntı yok. Parada olduğumuz sürece dert değil ama bir türlü paraya geçemiyoruz yani. Evet, buradaki dibi denemiş. Şuradaki dibi iki tanesi bir arada. Şuradan ve buradan. Bu çünkü tek mum biraz zor. Bir tek mumla oluşan dip o kadar iyi bir dip olmaz. Biraz çoğunluk lazım yani. Şuradaki gibi. 4-5 tane falan olması lazım aynı yerde. İyi de burada tek mum olmuş, gelmiş buraya değmiş, oradan fırlayabilir. Yani buradaki duruşun sebebi buradaki tek mum değil. Buradaki mumlar buradaki duruşu sağlıyor. Ayrıyeten burada da 50 gün, 50 haftalık ortalamaya gelmiş. Bu burada durur. Ama şuradaki mum şuradan başlayan bir çıkış olsa bakayım onun neresinde. Evet, %50'ye yakın yerde duruyor. Yani şimdi bakıldığında no endeks %18 gitti değil mi aşağıya? Nereden %18 gitti? Yani 2350'den diyelim. Buraya bakıyorsun. 2022'nin başından beri yaşanan çıkışın hop neredeyse %40'ı falan bay bay oldu. %50'ye kadar geldi neredeyse. Onun için tahribat büyük oluyor kağıtlarda.
Buradan alırsak rally'yi. Buradan alırsan burası pandeminin olduğu yer. Endeks burada 800 liraydı. Endeks burada 5700 lira. Nereden dönüyor? 50 günlük 50 haftalık şurada ortalamadan. Yukarıda direnç nerede? Burada. 34'te. Ama bu haftalık direnç. Günlüğe bakıldığında evet. O da 34 civarında. Ortalamalar aşağı yönde birbirini kesmiş. İyi bir hareket değil. Tepki çıkışı yaşanır mı? Yaşanabilir kardeşim. Yani buradan şuraya doğru bir tepki çıkışı olur. 34'e doğru. Onundan sonrasını düşün. Ver bir kısmını elinde varsa. Düşerse tekrar alırsın. Yok düştü almadın. Böyle yaptı. Buradan böyle yaptı. Yukarı gidiyor. O zaman 1-2-3. O zaman burada al. 35'in üstünde al kardeşim. Sattığını geri al. Satmadığını da tut. En azından şuraya kadar. 38'e kadar. Ne oluyor o zaman? Yani obalar tobalar karışıyor birbirine. Evet. Zaten tobaya döner. Kerata. Hiç belli olmaz yani. Ondan sonra işte böyle lanet bir iş. Ondan sonra yatırımcı der ki ya size ne demiştiniz? Kardeşim üçüncü dibin oradan eğer tutunuyorsa yukarı gidiyorsa görüntü değişiyor. Bir şey değişiyor. Ona ayak uydur diyoruz. Yani. Biraz dans edeceksiniz. Yani orada kolay ekmek yok. 2 senedir, 3 senedir herkes zannetti ki kolay işler. Alıyorsun, yatıyorsun üzerine, hoppa gittikçe gidiyor. Devasa bir bull market yaşandı. Yani bunu yaşatanların bir kısmı da zaten yatırımcının kendisi. Yani 50-60 bin kişilik yere 4 milyon insan gelirse yani tüketilmesi gereken domatesin tonu belliyse, tonajı şu kadar domates var. 60 bin kişi yiyordu. 4 milyon kişi gelirse o domatesi yemeye, domatesin fiyatı uçar. Ve uçtu da zaten. Ve şahane de bir rally yaşandı. Büyük bir çıkış trendi yaşandı. 3 senedir sürüyor. 2020, 2021, 2022 bitti. 2023'e giriyor. Ne? 2021, 2021-2022, 2022-2023. Mart ayında 3. seneyi dolduracak. Pandemiyle beraber. Onun için öyle bakın. Evet. Geçelim. Spekülatör vardır yani sen Ege Seramik'te. Yani kağıdı tutabilir. Böyle bakıldığında zaten görüyorsun yani lotlar aman aman da lotlar yok yani. Kim almış vermiş? Philip Capital. Evet, Bank of Tatonia. Alınıyor, veriliyor, veriliyor, alınıyor. Burada veriyor. Burada alışta. Burada satışta. Burada tamamen almış. Burada satmış. Burası tamamen gene alış. Yani. Evet. Karar öğrenmiş demek ki ne yapacağını. Geçelim. Hocam Sabancı Holding var sırada. Sağol. Evet Sağol. 40'ın altına gitti galiba. 38 falan öyle gördüm bir ara. Bakayım nereye tırmanmış. Evet oradaydı. Ne Samat'ı ya. Samat'ı boş ver. Sağ ol. Evet.
Tepki çıkışı gelebilir ama ortalamalara dikkat. Ortalamaların üstüne çıkar mı, çıkamaz mı? Mesele bu. Yani ortalamaların üstüne böyle çıkabilirsek karşısına tepeleri birleştiren bu çizgi çıkacak. Evet, yine geldik aynı yere. Diğer kağıtlar gibi böyle bir hareket direncle uğraşır. Ordunun satışı yer. Ortalamanın üzerinde kalıp da tekrar o direnci kırıyorsa tut kardeşim, al kardeşim. Elindekini tut veya yenisini al buralarda bir yerde. E şimdi alsak, yani şimdi alamayız. Nasıl alırsın? Burada alıyorsan, şu son dip var ya, bunun altına gittiğinde, yani fiyat buradan. Şöyle yaptı. Buradan cart diye gittiği zaman, burada satabiliyorsa, şurada bir yerde elindekini zararına satabiliyorsa, geri al. Ama satamıyorsan, bana hikaye anlatma. Oğlum siz şöyle demiştiniz iki sene önce. İki sene önce ne demiştim? Ne bileyim ben? Ben sabahleyin hangi ne yediğimi bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Bunu da alacaksan, ortalamadan geri dönüp bunun altına gidiyorsa, satabiliyorsan git al. Satamıyorsan bulaşma. Satamıyorsan buraya çıksın, buraya gelsin, tutunsun, bu direnç geçilsin, o zaman al. 38'e alabileceğimiz zımbırtıyı 42'den alacağız. %10 yukarıdan. Vallahi diyorum işte yani, yapabiliyorsan buradan al. Ama zararına satmayı bileceksin. Yani öyle yani garantili iş yok. Alayım, kazanırsam iyi. Kazanamazsam 2 sene sonra hocama söylerim. Hocam 38'den Sabancı aldırmıştınız. Hiç unutmuyorum hocam. Kağıt 25'e kadar gitti hocam. Büyük zarar yazdım hocam. Yemezler. 38'den alınca 37'nin altında bir yerde bırakamayacaksa %2-3 zararla kendi ipini kendin çekeceksin. Kağıt dolar bazında aylık grafikte iyi geldi. Buraya kadar geldi. 2,5 dolara geldi buradaki tepeye. Onun için satış geliyor. Bence alım yeri şuralarda falan bir yerde olur. Gelirse. Yani şöyle. 1,70, 1,80. Yani biraz daha aşağılarda 38'in altında. Şu geçilen seviyenin biraz üstünde. Bunun biraz üstünde, buralarda bir yerde. Şu alanda uygun. Sonraki hamle tekrar buralara gidebilir, 2,5 dolara. Büyük çanağı bir kere daha test etmek için. Uzun vadeli yalnız bu grafikler. 3 gün sonralık işler değil. Daha sonra bu çanak, bu yükseklik yukarı yönde katlayarak kendisine 500'e dolara doğru giden endekste böyle bir hedef çizecek. Şuradaki tepeler ya. 4,5 dolar. Ama buna zaman lazım. Buradaki fiyatlar 2013-2014 fiyatları. 6 sene sürmüş tabana oturması. 4 senedir de tabanda. Şimdi kalkıyor. E müsaade et ya. 2-3 senede buna ver. Yukarıya gitmesi için. Daha 2-3 seneye kim öle kim kalır. Ha, onu bilemem. O iş belli olmaz. Beklemediğin kadar uzun yaşayabilirsin bu hayatta. Yeter ki yaşadığın hayat eziyetli bir hayat olmasın. Yani içinde volkanlar, yanardağlar patlıyor olmasın. Maske güzel. Ama bir de bana sor. Geçelim.
Evet. Hocam sırada Aselsan var. Aselsan? Evet. Savunma sanayideki Aselsan değil mi? Heh, tamam. Bu yani. Evet hocam, Aselsan. Evet, doğru. Tamam. Bazen ses patlıyor da şey oluyor, duyamıyorum. Yani sonik boom oluyor orada. Fiyatlar ses hızını da aşağı yönde giderken ses hızını da geçiyor bizim fiyatlar. Yakalayamıyoruz yani hiçbir şeyi. Bu alanın içine sıkıştı. Yani iyi ortalamaların altına gitmiş olması. Tepe. 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 Yani diyeceksiniz burada böyle obo var. Ya bazen böyle bir obo gibi oluyor da kerata. Yani. Sonra. Böyle gidiyor buraya. Atıyorum. Buradan dönüyor aşağıya. Hadi biraz daha geliyor. Şuraya doğru. Sen diyorsun ki tamam. Obo oldu. Aşağı gidiyor. Ne kadar gider? Bu kadar aşağı gider diyorsun. Kırılma yerinden. Yani 35'i bekliyorsun. Sonra kerata buradan. Hop dönüyor yukarıya. Burada tabii bir satış geliyor. Sağa doğru yıkılıyor. Şöyle. Sonra burada tutunuyor ortalamada. Tekrar dönüyor yukarıya. Burayı geçiyor. Ve bu sefer burada tepe var. Oraya doğru gidiyor. Şunu sildik. Bu sefer sana bunu da sildik. Bunu da silelim. Bu da gitti. Geçildi yukarı yönde. Senin oldu mu burada bir tane çanak? Sol omuzu böyle. Baş kısmı böyle. Sağ omuzu da burada. Buradan kalkıyor. Hop. Haydi yukarıya. Nereye? Ver elinde 95. Ne oldu? Aşağı inecektik. Kopma yerinden itibaren buradan itibaren 35'e gidecektik. Vallahi 35'e bakla olmuyor. Bu buradan dönüyor terse. Topo yapıyor. Ondan sonra yukarı gidiyor. Yani bu da yaşanabilir. Onun için söylüyorum. Bu ortalamaların üstüne çıkıyor mu çıkamıyor mu? Oyunu değiştirebiliyor mu değiştiremiyor mu? Buradaki görüntü bakıldığında korkulu bir oboya işaret ediyor. Ama işte her zaman öyle olmuyor. Yani burada yarı yolda bir yerden dönüyor kerata. Bu dibi de delermiş gibi. Sonra dönüyor yukarıya sol omuz. Baş sağ omuz diyor. Buradan yukarı bir daha katlıyor. Ten 35'i beklerken kağıt 90'a gidiyor. Endeks konusunda da. Yani belli olmaz. Bu 3 ay 2-3 ay seçime kadar neler olabilecek? Bence biraz itiş kakış piyasası olacak yani. Alışveriş piyasası. Yani sonrası önemli. Bence uzun vade Türkiye şu veya bu şekilde 2 senede toparlayıp 5 senede yukarı gitmesi lazım. İyi yerlere gelmesi lazım 5 senede. Nasıl olacak? Televizyonda anlatılacak iş değil. Ekonomik programların sağlam bir şekilde tekrar yazılması lazım. Türkiye'ye büyük projeler lazım.
Yapılabilir mi? Yapılabilir. Ne yapılamaz? Yani. Herkes yapıyor da Türkiye niye yapamasın yani? Evet, geçelim. Hocam sırada Dokta var. Hangisi? Döktaş dökümcülük, Dokta. Ama orası, yani orası şey, çok fazla alışverişin olduğu bir yer değil diyebilirim orası. Bakayım lotlar ne alemde orada. Yani eski Doktaş mı bilmiyorum ama lotlar pek fazla değil kardeşim burada. Yani belli. Pek fazla milletin uğradığı bir yer değil yani. Kim var? Bank of America, Garanti, evet, Marbaş, Gedik. Yani Gedik eskiden beri, yıllardır, 20 sene öncesinde de Döktaş'taydı da. Yani burada var mı yok mu, aynı Gedik mi değil mi bilemem. Satıcı kısmında onlar varmış. Yani lot yok burada. Yani kademelerde fazla lot olmadığı için. Yani burada işler spekülasyona, spekülatörün açık. Yani spekülatör ne isterse o olacak. Oo, götürmüşler 72'den 41'e. Of. Yani. Şöyle bir rally yaşanmış olsa diyelim. Nereden baksan 61.8'e gelmiş. Buraya kadar. Yani 50'ye kadar falan tepki çıkışı yaşanabilir kardeşim. Spekülatör isterse şuraya kadar, yani buraya kadar götürebilir. Ama bunun biraz işi var. Yani şurada eğer birisi gelip malları dökerse spekülatörün kucağına, buralarda aldıklarını spekülatörün kucağına tekrar geri basarsa, ha o zaman buraya da gider o. Yani spekülatör burada kendisine gelen malı buralara indirecek hali yok. Daha yukarı taşıyacaktır. Ortalamaların üzeri ümit var olur. Tekrar geri çekilme ortalamanın üstünde tutunabilirse bir sonraki hamlede buraya bakılır. 58-59'a geçerse yukarıya doğru gidiyor demektir. Tekrar 65-70'e doğru. Yani kağıt iyi bir sıkı bir düşüş yaşamış zaten. Yani şu yaşanan rally'nin %61.8'ini geri vermiş abi 41'de. Yani buradan alırsak son rally burada diyelim hadi 30'un altında. Bakalım. Biraz daha kısa vadeli. Onda 61.8 geçirmiş neredeyse. O biraz daha aşağılara gelmiş. Yani 78.6 38'de. Ama biz ona değil de şuna bakalım. 41 civarında. Yani buradan bir tepki 50'ye doğru yaşanabilir. Öyle diyeyim. Sonrası dediğim gibi burada spekülatör eğer malı topladıysa milletten o zaman 50'de de durmaz. Burada satarlar. 57-58'de. Ona göre bir plan çiz kendine. Yalnız fazla lot yok. Burada öyle 3-5 bin lot alıyor. Kabak gibi sırıtırsın. Yani maalesef öyle görünüyor. 2 lot, 20 lot, 34 lot, 20 lot alışlara bak. Emirlere bak. Yani adet diye bir şey yok. 43-70 kapanışı araya doldurmuş. 6000 notu tamam işte. Biraz şey. Herkesin olduğu bir yer değil gibi gözüküyor lotlara bakacak olursam. Bu da tabii kolay götürüp getirilebileceğini işaret ediyor. Yani istenirse kolayca tekrar yukarı götürürler. Bilmiyorum spekülatör veya grup var mı yok mu ama bu gibi tahtalar vardır mutlaka spekülatörler. Yani bir grup burada yani bir şeyi işi yukarı aşağı tahtayı kontrol ediyordur diye düşünüyorum.
pek girip çıktığım bir yer değil ben. Geçelim. Hocam sırada İsmen var. İşmenkul, evet. Evet. $50. Vallahi hocam yani bakıldığında muhteşem bir ralli. Şuradan bile alsan 15 liradan 60'ın üstüne gitmiş. Yani buradan baksak 66'ya kadar iyi bir ralli yaşanmış. İkili tepe olmuş. Birinci tepe, ikinci tepe. Fiyat bunun altına gittiği anda bir ve iki tepe arasındaki bu çizginin altına indiği anda bakın görün satışlar nasıl sertleşiyor. Bir anda paldır küldür gider aşağıya. Bu kadar mesafeyi anında kat eder. Cart diye. Zaten 20 günlük ortalamayı deliyor. Belli ki 50 günlük ortalamayı test etmeye aşağı yollanıyor. Bugün de aşağı doğru bütün kağıtlar gibi gitmiş gelmiş. Ama şimdi de şuradaki alandayız. Burada bir alan içinde gezinip duruyoruz. Buradan aşağı koparsak sıkıntı bayağı büyük. Yani şurası artık sizin için 45 falan yeter. Bundan sonra bir daha buralara doğru şu şekilde yani aşağı doğru sarkmasın ya. O zaman hedef iyi olmaz. Böyle olur. 35'li rakama doğru gelir. Niye? Çünkü 61.8 orada bekliyor. Bunu durmuş mu? Biraz böyle yukarıya doğru tırmanıp buralarda biraz hani tepki satışı geldi diyelim. Şöyle bir şey yapması lazım ki kurtarsın durumu. Durumunu kurtarabilmek için. Yani ortalamaların üstüne çıkıp şu iki tane tepenin üstüne doğru bir tırmanma hareketi gerekir. Yoksa böyle yerine fiyat burada tutundu. Yukarı doğru gitti. Arkasından buralar delindi. Delindiği anda sıkıntı büyür kardeşim. Bazıları böyle de hesap kitap yapar. Birinci düşüşün boyu bu kadar. İkinci düşüşün boyu bu kadar. Aynı. Yani A, B, C yapıp da eğer düşüş boyları aynı olursa bu tepeden de o zaman İş kötü. Stopu koy. Yani 45'in altına artık indirme. Bence. 57-58'de burada bir satıcı gelir. Onu da bil. Ortalamaların üzerine çıkarsa durumu kurtarıyor. Ha, zaman tanıdın. Bu buralara geldi. Toparladı kendini. 45-65. Tekrar verdiler. Çok olumlu senaryo. Endeks yukarılara uçuyor. Yani $324 moları geçti. $400 gidiyor. Bu hareketlendi. $65 liranın üzerine. O zaman 85'i bekle. 45-65, 65-20 daha 85. Ama o biraz uzun vadeli. Endeksin de dediğim gibi $324 falan geçip $400 doğru koşturması lazım. Evet, geçelim. Sıradaki isimimiz Gesan hocam. Gesan. Evet. Şu. Gesan. 228. O herhalde şey canım. Ya bunun şey gibi. Sasa Hektaş falan filan gibi demek ki. Yani. Bunlardan kopmuş gelmiş.
kağıt zaten nereden geliyor? 20 liralardan falan geliyor 300 liraya. İyi para bırakmış. Bence ikili tepe olmuş kısa vade. Yani fiyat da %50'ye doğru geri gelmiş. Bugün spekülatör herhalde var. Toparlamışlar kağıdı. Ortalamaya kadar çekmişler. Tepenin bir tanesi burada. Bunun tepeleri birleştiren direnç çizgisi. Trend çizgisi ve aynı zamanda direnç. Takip et. Bunun üstüne çıkıyorsa satıcı burada gelir. 264'te. Ha, daha da yukarı götürüyorsa 300'e doğru götürüyor demektir. O zaman bu çanağı oynuyor demektir. Yani 175, 300 çanağı. Bunu katlayıp 425'e gider mi? Belli olmaz. Bu tahtadaki spekülatöre bağlı. Gesan'da lotlar ne alemde? Fazla da bir şey yok. Kademeler o kadar aman aman dolu falan değil. Zaten de dolu olması da beklenmez. 220 liralık kağıt. 230 liralık kağıt. Öyle 5000 not, 10.000 not, 20.000 not olmaz yani. Pardon. Yani olabilir. Şeye bakmak lazım. Koy stopu buraya. 206'ya. Son dip, bugünkü dip. Bunun altına inmesin. İnmediği sürece buradaki tepe geçiliyorsa, bu tepeleri birleştiren trend çizgisiyle 264 geçiliyorsa kağıdı tutacaksın kardeşim. 300'e mi gider, 350'ye mi gider, ne yapar? O spekülatörün kafasındaki plana bağlı. Süper çıkış yaşanmış. Yeni halka arz, ne zaman halka arz olmuş? 18 liralardan, evet. Toparlamışlar kağıdı bakın bu süre boyunca. Buradan 2022'nin Mayıs'ına kadar oradan bastırmışlar. Şu alan çok hızlı geçilmiş. Şu kısım. Hop bir anda 200 liraya. Yani 65 liradan 200 liraya roket. Şimdi burada işler biraz kesat, fık fıklıyor. Yani buraya kadar hiç kırmızının altında kolay kolay gelmemiş. Burada şimdi yeşilin altına gidiyor, geliyor, üstüne çıkıyor. Burada bir takım hareketlilikler var. Borsada burası buradayken 300 lirayken borsada 5700'dü. Dediğim gibi tekrar borsa yukarılara doğru gidiyorsa 6000-6500 falan filan, o zaman bu çanağı, yani 300'ü de geçirip çanağı katlama yolunda 350-380 neyse yapabilirler. O spekülatör belli, var burada birisi var, sahiplenmiş. Yani. Kim var bilmem ama şu anda da dediğim gibi koyarsınız topu 206'ya. Ama bütün varımı yoğumu, bütün servetimi koymam buraya. Yani tahtada da böyle buranın horozu sen olma yani. Bu kadar büyük lotları falan alırsan köşeyi döneceğim diye üzerine yığarlar malı, bir çekilirler, kala kalırsın tepede. Yani dümen suyunda gideceksin. Parayı öyle kazanabilirsin rahatlıkla. Geçelim. Hocam sırada otokar var. Ulan otokar zaten yaptı yapacağını. Yani kağıt 1000 liranın üstüne gitti. Evet. Yani kağıt 150 lira. 60 lira falandı da. Hadi 150 lira diyelim. Bu saatten sonra artık otokarda bayağı bir eksideydi bugün bu galiba. Evet. 845, 925. Evet.
70-80 puan lira geri gelmiş. Vallahi odası şuradan sonra gene iyi koptu. Yani 1100 liralara falan gitti. Bence ortalamada direnç var. Şurada. 930 civarında. O ortalamaların üzerine çıkarsa şöyle satış gelir 1050'de. Yani burada satıcı gelir. 1050 civarında. Üzerinde kaç bu? 1090 mı? Evet. Üzerinde de bu var. Evet. İleriye dönük. Yani buraya geldikten sonra bir satış gelebilir. Bir dip yapar. Ortalamaların üzerinde tekrar kırarsa o zaman şöyle yaparsın. Yuvarlak hesap 850-1100 alırsın. Onu katlamaya çalışırsın. 850-900 olsa 250 lira. 1350. 1350'ye gitmez de 1150'den sonra 1200-1250. Endeksin gidişatına bağlı aynı zamanda. Yani endeks aşağı doğru çakılırsa bu da bugün gördüğün gibi o da gidiyor aşağıya. Burada da büyük lotlarla alışveriş yaparsanız fark edilirsiniz. Çünkü artık o kadar büyük lotlar kalmadı. Fiyatlar böyle 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira olmaya başladığı zaman bırak 5000 lira, 200-300 liraya geldiği zaman zaten artık sayılması çok kolay oluyor. Şu kurumun adamı geldi, hadi bakalım. Bizim çocuk gelmiş ya, geçenlerde de vardı burada. sayarlar ya. Hangi kurum geliyor gidiyor, kaç lot alıyor. Bir de herkesin şeyi vardır böyle, takıntısı. İşte kendi lotunun takibini yapıyor göğe. Hep alışları mesela işte 399, 299 falan. Net değil ya, tam rakam değil. Onu gör diyor, 290, bizim mal geldi, gitti falan. Esasında zaten SMS'le bilmem neyle telefonlara bile düşüyor artık. Satışınız gerçekleşti, alışınız gerçekleşti gibi ama o gene de takip etme zevki başkadır. Buralarda da artık çok büyük lotlarla alınmaz. Bitti yani o. O burada. Burada o hikaye. Buradan sonra roket gibi gidince buraya olanlar oldu. Yani çok hızlı gittik. Buralara geldi. 450'lere doğru geldi. Bir şeyler verdi. Sonra indi 250'ye. Gene oraya geldi. Ondan sonra bu çanağı katladı. Şöyle düşünün. Böyle bir çanak. Fincanı. Bu da kulpo. Burada da bir kulpo oluştu. Böyle. Fincan, kul. Yani bizim burası katlar mı? Burası katlattı. Haydi haydi gitti. Yukarıya doğru. Sonra azdı artık iyice. Koparttılar yani 500'den sonra. Binler kulübüne gitti mi? Gitti kardeşim. Yani şurada yakın zamanda gitti hem de ya. Ekim ayında roketledi bir anda. Yani ortalamaların üzerine çıkarsa ne hala. Ama bir yerde de su topu koy yani. Çünkü şu kısım hızlı gidildi. Bunun da nereden dönüyor? Sadece buradan alsak iptale mi bastık?
%50 kadar geri vermiş şu çıkışı. Büyük çıkışı düşünürsek nereden dönüyor? 23.6'dan dönüyor. Bunun altı sıkıntılı olur. 700 lira kadar gitme ihtimali doğar. Piyasa çökerse. Ama bunun 1300 lira gitmesi için de piyasanın 6000 lira doğru üzerine doğru yoluna devam etmesi lazım kardeşim. Şu anda direnç burada ortalamada. Ondan sonraki direnç burada. 1050 mi ne öyle bir şey dedik. Evet geçelim. Hocam sırada Tav Havalimanı var. Evet, aşağıya kadar gelmiş. Buradaki boşluklar da kapandı. Şurada bir tane var, o kapanmadı ama toparladı kendini. Yalnız direnç 85'te. Satıcı geldi kardeşim. İkili tepe oldu kısa vadede. Şurada. 1-2. Buradaki dibine altına gittikten sonra roketenzi aşağıya. Çünkü şu kadar ikili tepene minimum bu kadar aşağı gideceğini biliyorlar. Gitti de zaten. Ama esas dönmeye çalıştığı yer şuradaki diplerin olduğu yer. Şu kısım. Orada tutmazsa 60'lar konuşur. Şimdi burada yukarı yönde bir tepki verebilir. Buradan buraya kadar. 85'e kadar. Önemli olan 85'in geçilemeyip tekrar aşağı mı gelecek? Sonra mı çıkacak? Yoksa direkt geçip sonra geri gelip ortalamadan mı dönecek yukarıya? Yukarı çıkış senaryosu iki değişik şekilde. Ama ortalamaya kadar gelebilir. Tepki yaşayabilir. Ha. Ortalamaya kadar geldi. Satış geldi. Eh dedik tamam. Dip yapıyor galiba. Buradan bir daha gitti yukarıya. Ama sonraki hamle ortalama bir daha geldi. Bu ortalama burada tuttu. Ve sonraki hamle böyle aşağı doğru gittiği anda kaçın. O zaman buralar konuşulur. Buralara doğru gider ya. Şunun üstüne çıkmak şart. Bu trend çizgisinin üstüne çıkmak şart kardeşim şu şekilde. Başka türlü yani başka türlü olmayacak. Bunun üstüne çıkıp geri geliş ortalamanın üstünde kalırsa şu hareket durumu kurtarır. Böyle bir hareket gelecekte kağıdı 120'lere götürür. İnşallah diyeyim. Ama senaryolar belli. Bu kağıdın 120'lere falan gitmesi için zaten endeksin dediğim gibi 7000-5700 falan değil. 324 doları falan geçmesi lazım. Tepeleri aşması lazım. Yani 400 dolara doğru 340, 330, 340, 350 dolar oralara doğru koşarken burası da işte 120'lere doğru gidebilir. Geçelim. Hocam sırada Europen var. Europen. Nerede bu? Bakalım. Olmazsa o zaman bütün kağıtlar olmayabiliyor.
European. Yuren yani. Evet hocam. Bizde var mı Yuren? Yok. Burada yok. Burada var mı? Ha, varmış. Sağ taraftaymış. Bir tepede burada olmuştu. Yani bir ikili tepede burada var. Yani onun altına, şunun altına gidiş bir anda sıkıntıyı arttırıyor. Kaçacaksın. Bunun altına gidiş, hop bu kadar aşağı gider diye veriyorlar. Ha, yeni halka arz zaten. 4 dolar, 4 liralardan çıkmış. Buraya kadar geldi. Yani 61.8'den zıplamaya çalışıyor. Tamam, zıplayabilir. Ortalamalar 11 ile 12 arası. 12'yi geçerse tut. Ama 12'ye doğru yanaşırken satış gelebilir. 12'ye sattın, 10.30'a 11'e yerine koydun. Yapabilir mi bilmem. Ama 12'ye sattın, tahta yukarı gidiyor. Dönüp geri alabilir misin kendi sattığını? İşte o. Bunu bilmediğim için yatırımcıya bir şey söylemek zor. 12'ye satarsın, 10.30'a tekrar bir daha aşağı giderse böyle bir tepki çıkışı yaşandı diyelim. Sattın. Böyle geldi, yerine koydun. Ne kadar aşağı devam etti, aldığını satarsın. Ama yukarı gidiyorsa buraya kadar tutarsın. Evet. Ama ben onları yapamam hocam. Yapamazsan uzman 61.8'in olduğu yer burası destek. Bunun altı sıkıntılı olan kardeş. Uzman ortalamaların üzerine doğru böyle çıkıyorsa bekle. Burada satış gelir. Oradaki satışı durdurabilirsek, aşağı yönde gelebilecek satışı buralarda bir yerde, sonraki alış hamlesi fiyatı tekrar böyle yukarı gidiyor, götürüyorsa bunun üstünde tekrar al. 13.5, 15 veya 17 şöyle bir ralliye katılabilirsin. Yani tekrar eski tepeye gitmesini bekleme. Bir yerlerde al karını. Kar al yani. At biraz parayı cebe. Evet. Geçelim. Bunun altı 61.8 yani %69.5'un altı falan sıkıntılı. Basabilirler aşağıya. Malı yukarıda verdilerse toplamak için aşağıya doğru ittiriyorlardır. Evet, geçelim. Hocam sırada Doğas var. Doğuş Otomotiv. Dört liralık kağıt 151 lira oldu ya. Aslında şurada 4 liraydı ya. Yani bu saatte artık yani ben alır mıyım? Hocam burası biraz tehlikeli bir görüntü yani. Dur bakalım. Yani burada tepe var. Kağıt olmuş 40 katı. Ne 40 katı? 50 katı gitmiş. 4 liralık kağıt 200 lira olmuş. 50 katı gitmiş. Burada şöyle bir görüntü var. Hoş bir görüntü değil. Burada boşluklar var. Çıkışı buradan alsak tepeye kadar. %38.2 burada bekliyor. Şurada 130 lirada
Ama çıkışı ta başa getirirsek 4 liraya büyük trendi bizde 38.2'lik geri alma yeri 125'te kalmış. Yani buraya doğru gelirse kağıt şuradaki boşluğu da kapatmış olur. Böyle gelirse. Burada bir boşluk var. Şurada bir boşluk var. Gelir mi? Valla onu bilemem. Ama iyi çıkmış. Tekrar şu hareketi çekerse 170'e doğru durum kısa vadeli kurtulur. Satış bile gelse bu satışı ortalamalarının üzerinde tutturursak durdurabilirlerse bu kırılma hareketi fiyatı tekrar 190'ların üzerine doğru taşıyabilir. Evet. Fiyat burada böyle fazla gidemeden aşağı doğru tekrar niyetlenirse o zaman satıcı gelir kardeşim. Buradaki boşluk böyle aşağı yönde bir harekette o zaman buradaki boşluk kapanır. Yani 122'deki boşluk. Buradan başlayan tepki çıkışı pek de fazla gitmemiş. Buralara kadar gelmemiş yani. Buralardan tekrar dönmüş aşağıya. Şimdi bir kere daha denedi orayı. Burada da dipler var işte 3 tane falan. Yani bu tepki çıkışı tekrar ortalamaların üzerine kendini atamazsa gücü kayboluyor. Dağıtım var demektir. Ortalamaların üzerine çıkarsa başka bir hikaye. Şöyle bir hareket. Başka bir hikayeyi gerektirir. Böyle bir hareket. Yani yukarı aşağı pat yukarı. Tamam ama böyle bir hareket bambaşka bir senaryoya gider. Burada böyle devasa bir çanak oluyor ya. Yani. Tepede. Bak o kadar gitmez de. Ama şuralar denenebilir ya. Yani. Yani ortalamanın üstüne çıkamazsa. Piyasa ancak göçerse tekrar 100 liralara gelebilir. %50 geri verebilir. Yani bütün piyasa gidiyorsa, gümbür diyorsa 4000'in, 4000'in altına doğru o zaman burası da aşağıya gider. Yalnız 4 liradan da 200 lirayı kağıda 200 lirayı getiren herhalde küçük yatırımcı değil kardeşim. Yani burada da mutlaka bir spekülatör veya bir grup var herhalde. Kağıdı buralara kadar getirdi. Buralara kadar getirdiği kağıdı da eğer dağıtacaksa buralarda tutar. Büyük bir kısmını dağıttıktan sonra ancak aşağıya gider. Zaten bu son diplerin altına doğru gidiş hareketi bir anlamda kağıdın dağıtıldığı anlamına gelir ya. Yani. Ama gitmiyorsa daha başka niyeti var. Belki burada verdiğini burada aldı bir daha verecek burada. O da başka bir hikaye. Evet. Ortalamalara dikkat bence. Geçelim. Hocam sırada Kiler Gayrimenkul var. Bu gece Kiler'den gidiyoruz galiba. Evet hocam bugün ikinci Kiler'imiz. Evet sen sevdin galiba bu pekmezleri mekmezleri Kiler'e koydun yani. KLGYO mu bu? Evet. Herhalde odur. Kiler GYO. Evet hocam. Biraz tehlikeli burası. Diyorum ya yani, bu kağıtlar bazen düştüğü zaman iyi can yakıyor. Şuradan biliyorum ya geçmişten bakın nasıl gidiyor aşağılara. Yani bunun spekülatörü kimse yani biraz gaddar galiba. Yukarı yukarı yukarı, gümbürt aşağı, kaptır yukarıya, tekrar taban tabanlarla aşağı. İki liradan buraya, kağıdın göçüşüne bak, 2021 aralığında.
Şimdi de kenarda uçurmuşlar burada 1.30'lardan götürmüşler buraya. Oradan aşağıya hareket. Ortalamanın üstünde kalamadık ya. Sıkıntılı. Direnç burada. 3 lira 10 kuruş aralığında direnç var. Böyle bir halli olsa hadi şuradan başlatalım. Yani %50'ye gelmiş. Şöyle bir tepki yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Ondan sonrası önemli. Tekrar aşağı geliyorsa kendine iyi bak. Ortalamaların üstüne çıkıyorsa eyvallah. Yok çıkamayayım. Yine cılız bir ralli. Arkasından patlatırlar sağ aşağıya. Abbas yolcu o zaman 2 liraya doğru. Şu önemli. Bu çıkış hareketi. Sonraki böyle geri çekilme. Ve tekrar yukarı. Ha, o güzel bir senaryo. Ama onun gerçekleşmesi için borsanın düzelmesi bu kağıdın da ortalamaların üzerinde tutunabilmesi lazım. Önce çıkacak ortalamaların üzerine bir de gelen satışları ortalamaların üzerinde kalacak şekilde dip yaparak karşılayabilecek. O zaman derim ki tamam yukarı gidiyor. Ama ortalamaların üzerine çıkamadan tekrar satış, bir hamle daha, tekrar satış, ortalamalar geçiremiyorsa birileri pes eder. Çakar aşağıya, biter gider. 2 liralara doğru. İki değişik senaryo, iyi ve kötü. Ona göre hareket edin. Evet, geçelim. Hocam, Vakıfbank sorulmuş. Evet, galiba Vakıfbank'la kapatıyoruz. Saati kaç yaptık? Olmuş, evet, geliyor oraya doğru. Bankalar arasında o da yani üzerine düşen zılgıtı yedi. Allah Allah ya. Burada 7 lirada dip var. 8,5 lirada dip var. Şuradan kaynaklanıyor. Yani ortalama 10 lira 10 kuruş, 10 lira 20 kuruş o civarda. İki ortalama burada. Satıcı burada gelir. Bakıldığında 20 haftalık ortalama çok geride, 20 aylık. Dolar bazında bugün nereye doğru geldi? 50 haftalık ortalamaya doğru geldi. Dolar bazında. 20 haftalığın altında kaldı. Uzun vade aylık grafiğe bakıldığında dolar bazında kağıt burada. 20 aylık ortalamada. Yani 50 aylık ortalamanın üstüne çıkmayı denedi. Şurada. Sonra geldi buraya dayandı. Burası artık son kale. Yani onun altı uzatır işi. Can sıkar. Buradan bu döndü. İlk hedef normalde burasıdır. Buradaki tepe. Yani 1 dolar 20 sent. Yaklaşık 22 lira filan. Ama oraya gitmesi için de biraz zaman lazım. 1-1,5 sene tutar mı? Olabilir. Sürebilir. Çünkü buradaki tepe 2020'nin ocağında olmuş. Piyasa yukarı giderken bu aşağıya gitti. 2022'nin ortalarından itibaren bir toparlanma hareketi oldu. Temmuz-Ağustos aylarında başlayan bir ralli oldu. 2350 endeksten yukarı doğru koptuk ya.
Yani uzun vade bakıldığında bu kağıtta 1, 2, 3, 4 yani şöyle burada da bir tepe var. 3 aşağı 5 yukarı hepsinden geçecek şekilde bir çizgi çekersek burayı iptal et. 1, 2, 3, 4, 5, 6 falan bu çizgi kontrol ediyor. Şöyle bir hareket, çizginin üzerine bir hareket, alış getirir. Yani 1.20'ye kadar, 22'ye kadar gider. 21-22'ye kadar. İstek tam burada, 42.5. Zaten burası da işte kaç, 8.5 mu? Öyle bir şey. Haftalık grafiğe bakalım. O da burada. 50 haftalık ortalama burada. Dolar bazında. TL olarak haftalık ortalama. Burada. 7,5 lirada. Bugün 8'e kadar neredeyse inmiş. 8,04. Evet. Yani bence gelecek açısından bankalar diplere doğru geldi gibi geliyor bana. Ama diğer kağıtlar bir senede kalkar gider. Bu kağıtlar iki senede mi kalkar gider? Bu da tabii bir seçim meselesi. Büyük toboya doğru gidiyorlar ama ne zaman kalkacakları belli değil. O biraz da işte hükümet programlarına filan bağlı. Hükümet şu anda faizleri indireceğim diye yırtınıyor. Peki. Yani nasıl olacak? Yani her şey seçim sonrası belli olacak zaten. Nasıl ekonomik, hangi ekonomik politikalar seçimi kimlerin kazanacağına bak. Değişik ekonomik politikalar var. Geçelim. Evet. Hocam sonuna geldik. Ama bakalım. Farklı var mı? Acio var mı? Hadi bir de Acio otur. Bende yok. Evet. 90'larda aşağıya Aramco da gitti. Trend. Düzeltme. Evet. Bir daha bakalım. En son rally Temmuz 22. Hadi oradan tutalım. Çekelim, bırakalım. Evet. %50'nin olduğu yerde tutunmaya çalışıyor ama ortalamalar falan birbirini kesmiş. Bir tepki yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Ortalamaya doğru. Ona bakmak lazım. Sonraki satış bir önceki dibin şu dibin altına gitmiyorsa buralarda tutunuyorsa enteresan olabilir diye gelmek lazım. Bir sonraki rally böyle kurtarırsa 1-2-3 tobo yukarı gider. Tamam. Bu olmadan fiyat böyle gidiyorsa piyasayla beraber o zaman sıkıntı artar. 53-54'e doğru yanaşır. Evet. Acıyor böyle. Başka? Koç Holding mi var? Buradaki dipte tutunmaya çalışıyor. 68'de. Onun altı sıkıntılı. Dipler burada. Tepeler. İki tane. Hayırlı işler. Buralarda gezinebilir mi? Ortalamanın üstüne atarsa gezinebilir. Böyle vakit geçirebilir. Ortalamanın üstüne atabilirse. Burada da böyle dolaşabilir. Sonra koparsa 100'e doğru gider. Yok, burada ortalamaların üzerine gidemeyip fazla çıkamadıktan sonra böyle
Yani ortalamanın üstüne gitti. Ondan sonra burada hop diye deldi burayı. Delerse aşağısı, delerse aşağısı var. En yakın aşağısı burada. Buradan başlayan çıkışın trend özellikleri mor. Uzun 60'tan bahsederiz. %50 aşağıya. İnşallah buralarda ortalamanın üstüne çıkar da buralarda böyle gitgellerle gezinir, vakit satın alır. Sonra yukarı koparsak 85'lerin üzerine doğru, o zaman 100 lira olur kardeşim. Patlıcan endeksi 40 lira, Koç Holding 40 lira olmaz. Evet. Koç'ta bitiriyoruz galiba. Evet hocam, sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz. Bol kazançlar. Bol kazançlar diliyoruz. Haftaya bol yeşillerle görüşmek üzere. Nasıl yapıyorsunuz? Üzere. Şöyle mi? Evet hocam. Kartlar gönderiyoruz herkese. Haftaya herkese tekrardan. Kartlar gönderiyoruz. Hadi bakalım. Herkese iyi akşamlar deriz.